En son ne zaman kendinizi kaygılı hissettiniz? Ne yapıyordunuz örneğin? Neredeydiniz, hatırlıyor musunuz? Ben tahmin edeyim. Toplu taşımada olabilirsiniz. Evinizde otururken olabilirsiniz. Derste olabilirsiniz. Çalışırken herhangi bir yerde olabilirsiniz. Hatta çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir aradayken bile bunu hissetmiş olabilirsiniz. Bu çok normal. Kaygı öyle bir şey ki nerede, ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Üstelik bu bozukluk seviyesine ulaştığı noktada işler daha da sarpa sarmaya başlıyor. Daha önce sizlerle kaygı nedir, nasıl oluşur, kayganda neler yapmak gerekir şeklinde videolar çekmiştik. Bu sefer bu videoyu biraz daha derinlere inerek bir uygulamayla taçlandıralım isterim. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Ben bu sefer heyecanlıyım. Misafirimiz de var. Avreş, karosu demek. Bugün bu uygulamayı Avreş ve ben gönüllü olarak yapmak istiyoruz. Peki. Bu uygulamayı yapalım. Hem bizi izleyenler adına siz orada uygulamış olun. Böylece o hissini paylaşıyor olun. Hatta belki iki uygulama yaparız. İkisini kıyaslarız. Arasındaki duygu durum farkını, size nasıl daha iyi hissettirdiğini paylaşıyor olursunuz. Ne dersiniz? Bana uyar. Avreş senin için harika olur. Peki, süper. Kaygıyla başa çıkmak için terapistlerin çok sık kullandığı birkaç yöntem var. Daha önceden size bahsetmiştim. İlki bilişsel yeniden yapılandırma. Yani düşüncelerinizin olumsuz otomatik düşünceleriniz yerine yenilerini inşa etme. Bir de nefes egzersizlerinden bahsetmiştim. Bu nefes egzersizlerinden deneyelim isterim. Hatta bu nefes egzersizinin zihinde canlandırma şeklinde yapılan bir tekniği var. Onunla başlayalım istiyorum. Belki ondan sonra bir diğerini de deniyor oluruz ve size hangisinin daha iyi geldiğini gözlemleyerek kaygı anında kendinizi kaygılı hissettiğiniz anlarda uygulayacağınız bir yöntem olarak cebinizde bulundurursunuz. Şimdi arkanıza yaslanın ve sırtınız dik bir pozisyonda oturun. Ve derince nefes almaya başlayın. Özel bir nefes almanıza gerek yok. Her zaman nasıl alıyorsanız o şekilde almaya devam edin. Nefesiniz sizi evinize, vücudunuza döndürsün. Nefes alıp verirken vücudunuzun hareketini fark edin. Şimdi kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yerde hayal edin. Kendinizi güvende, huzurlu hissettiğiniz bir yer. O anda etrafta neler var fark edin. Üzerinizde hangi kıyafetleriniz var? Kıyafetlerin vücudunuza temasını, vücudunuza değen diğer şeylerin hissettirdiklerini fark edin. Oranın ısısını fark edin. Vücudunuzda, yüzünüzde. Oradaki sesleri duyun. Sağınızdan, solunuzdan gelen sesleri fark edin. Oranın kokusunu içinize çekin.
oranın tadını çıkartın. Ve hazır olduğumuzda gözlerimizi açın. Peki. Nasıl hissettirdi? Ben iyiydim ya. Yani şu andan biraz uzak hissettirdi. Peki. Şöyle sorayım o halde. Deniz kenarında mıydınız? Ormanda mıydınız? Ben deniz kenarındaydım. Ben ormandaydım. Çok serinledim. Hatta deniz kenarının yanında bir ormanlık alanda var mıydı? Evet. Küçük böyle evet. Cırcır böceklerin sesleri vardı. Evet. Ben direkt ormandaydım ya. Yani evet. Deniz kenarı benim için çok açık. Herhalde biraz daha kapalı ortam tercih ediyorum. Olabilir. Olabilir. Peki sizce ben bunu nereden bildim? Havalar çok sıcak, belki ondandır. Yoksa doğaya dönüşten mi? Aslında bu insan doğasının bir parçası gibi. İnsan kendisini ormana gittiğinde iyi hisseder ya. Bunun sebebi aslında evrimsel bir sonuç. Evrimsel psikolojiye göre insan ormanın içindeyken, doğanın içindeyken şu hisse kapılıyor. Ben buradan bütün ihtiyaçlarımı karşılarım. Ben beslenirim, ben burada korunurum, bütün tehlikelerden korunabilirim şeklinde bir bilinçaltından bir böyle bir bilgi geliyor ve orada kendisini daha iyi hissediyor. Aslına bakarsanız kendinizi huzurlu ve güvenli hissettiğiniz yer deyince zihnimizde ilk canlanan yerlerden birinin orası olması çok normal. Belki bizi izleyen arkadaşlara şöyle bir çeşitliliğine bakacak olursak, bazıları kendi eski evine dönmüş olabilir, ailesinin yanına dönmüş olabilir, kendini güvende hissettikleri yer olarak. Kendi köyüne bile dönmüş olabilir. Çocukluğunu geçirdiği, orada büyüdüğü bir yere ya da başka yere gidenler varsa belki yorum kısmına yazarak bizle paylaşabilir. Peki, bitirmeden 10 üzerinden bir puan verecek olsanız bu uygulama 10 çok iyi, 0 çok kötü. 8. Ben de 8. 8. 8,5. Biraz önceki egzersizde kaygınızı azaltmak için zihinde canlandırma tekniğini kullandık. Biraz önce de hatta puanladınız onu. Şimdi bir diğer egzersizde doğrudan fiziksel olarak rahatlayacağınız bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamada 3 saniye boyunca nefesinizi alıp 5 saniye içinizde tuttuktan sonra 7 saniye boyunca, hatta verebildiğiniz kadar yavaş bir sürede nefesinizi vermenizi sağlayacağız. Tabi bunu yaparken şu rakamlara takılmayın. 3 saniye alacağım, 5 saniye tutacağım, 7 saniye ve vereceğim derken daha da kaygılanabilirsiniz. O yüzden ben şunu şöyle öneriyorum. Nefesinizi alın, içinizde bir süre tutun ve çok yavaş bir şekilde bırakın diyeceğim. Şimdi yine rahat bir pozisyonda sırtınız dik bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Ve nefes almaya başlayın. Nefesinizi alın. İçinizde biraz tutun. Ve çok yavaş bir şekilde nefesinizi bırakın. Nefesinizi alın. İçinizde tutun. Ve yavaşça nefesinizi verin. Nefes alıp verirken aklınıza başka düşünceler gelebilir. Bunu fark edin. Ve bunu yargılamadan dikkatinizi tekrar nefesinize verin. Aynı şekilde nefesinizi alıp içinizde biraz tuttuktan sonra nefesinizi vermeye devam edin. Nefesinizi alın. İçinizde tutun.
Ve çok yavaş bir şekilde nefesinizi verin. Alın. İçinizde tutun. Ve yavaş bir şekilde nefesinizi verin. Nefes alıp verirken vücudunuzdaki hareketliliği fark edin. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Ben aslında çok uyuyamadım 3-5-7'ye. Yani 5 ve 7 kısmı beni biraz zorladı. İlk başta düşüncem başka yere gidecekti fakat bu yüzden 3-5-7'ye uyumaya çalışırken düşüncem geri vücuduma geldi. Bilmiyorum. Aslında bir anlamda bu bir avantaj. Yani aslında dikkatini kaygı verici şeylere yöneltmektense, diyelim ki kaygı verici bir durum oluştu. Aslında rakamlara da yöneltmiş oluyorsun. Bir anlamda bir avantaj gibi. Bedenine yöneltiyorsun. Ama çok sağlıklı yapamadığını söylüyorsun tabii. Evet. Ama bedenime dikkat etmek zorundaydım. Çünkü yani o an ona odaklanmam gerekiyordu. Evet. Anı kurtarmak için. Evet. Bilmiyorum avreşin nasıl oldu ama. Ben omurganı pek dik tutamadım. Sürekli çöküp durdum. Ama ciğerlerim çok iyi, güzel genişledi. Peki, o zaman bunu da puanlayalım. 10 üzerinden bunu puanlayacak olsanız kaç puan verirsiniz bundaki rahatlama hissine? Yani diğerinde mental olarak biraz daha rahatladım diyebilirim. Buna da ayrımcılık yapmayalım, ben 8 veriyorum. Bu da fiziksel olarak zihnimi vücuduma daha çok yaklaştırdı. Fakat diğeri biraz daha rahatlattı. Evet, aslında teknik olarak birbirlerinden farklı. Biri zihinde zaten canlandırmayla, biri direkt fiziksel olarak sine, şimdiye, bedenine getirmekle alakalı bir egzersiz. Avreş, senin puanı kaç? Diğerine göre biraz daha düşük puan vereceğim ben buna. 7 vereceğim. Çünkü diğeri beni daha dinginleştirmişti. Evet. Ama bu daha böyle gün içerisinde Sofya kızarken alıp vereceğim nefeslere benziyor biraz. Evet, evet. Tabii bunlar uzun uzun yaptığımız egzersizler. Normal şartlar altında bunlarda rahatlamak için daha uzun bizim yönergelerimiz var. Onları o şekilde yapıyoruz. Herkese uyan farklı bir egzersiz var. Herkese uyan farklı bir nefes egzersizi var. Bence bu ikisinden de siz size uygun olanını çoktan seçtiniz gibi görünüyor. Senin tercihin var mı? Ben bu imajinasyonu seviyorum. Bir de beden taraması diye bir egzersiz var. Sık sık kendime onu yaptım. Beden taraması bir mindfulness egzersizi. Belki onu da daha sonraki oturumumuzda yaparız. Ama bu ikisi içinden benim favorim de imajinasyon. Sizi zihniniz bir yerlere götürüyor ve orada daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Başka duygular açığa çıkmaya başlıyor. Bence bu bile başlı başına büyüleyici bir şey. Yani zihniniz sizi istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde hissettirebiliyor. Bence çok keyifli. Evet dostlar. Bu videoda kaygıyla ilgili sizin kendi kendinize yapabileceğiniz bazı tekniklerden bahsettim. Bunları evde uyguladıkça, kaygılı hissettikçe, uyguladıkça kendinizi daha iyi hissedeceğinize eminim. Size uygun olanı seçin ve onun üzerine gidin. Bundan sonraki videolarda bu uygulamaları, ev uygulamalarını arttırmaya çalışacağım. Bizi takip ederek kanalımıza abone olarak videoları tam zamanında alabilirsiniz. Görüşürüz. Tenis oynarken, belki toplu taşımada, belki derste, yani her yerde olabilir. Tenis oynarken mi? Tenis oynarken kaygılanmaz mısın mesela? Yani hiç tenis oynarken kaygılanmadım. Galiba tenis oynamadım hiç. Baş. Bu abi ya. Muhabbet ettiğin adam. Hayır abi. Şunu şunu şu an. Tenis oynarken hiç tenis oynamadım çünkü. Hayır. Biraz daha hayatı içinden şeyler var. Peki hocam.
imagination yapamayan arkadaşlar için VR önerir misiniz? Oh be, kapattım.